İnsanoğlunun bugüne kadar yarattığı en büyük kabus nedir diye soracak olursanız cevap bellidir. Nükleer silahlar. Atom bombaları gerçekten de insanlığın boyunu ciddi anlamda aşan son derece tehlikeli silahlar ve maalesef dünyamızda da binlercesi mevcut. Resmi rakamlara göre şu anda dünyada 9 tane ülkenin nükleer silahları var ve bu ülkelerin elinde toplamda 12.500 ile 12.700 arasında değişen sayıda başlık bulunuyor. Net rakamı veremiyorum çünkü bazı ülkeler nükleer savaş başlığı üretmeye devam ediyorlar. Bu ülkeler arasında en ilginç olanı ise İsrail. Resmi verilere göre İsrail elinde şu anda 75 ile 90 arası nükleer savaş başlığı var. Fakat gayri resmi iddialara göre İsrail yakın zamanda 400 savaş başlığını geçti. Ve bu 400 başlığın 50 civarı ise termonükleer silah. İsrail bu nükleer bombaları karada, havada ve denizde kullanmak için gerekli olan her türlü altyapıya da sahip. Sahip oldukları Jericho füzeleri sayesinde İsrail teorik olarak 7000 kilometrelik bir menzile ulaşmış durumda. Fakat tüm bunlara rağmen İsrail hükümeti nükleer silahlara sahip olduğunu reddediyor. Aslında tam anlamıyla reddetmiyor. Yani ne nükleer silahın var diyor ne de yok. İsrail 1960'lı yılların sonundan beri diplomatik belirsizlik ilkesine dayanıyor. Bunun diğer ismi ise public secret, yani herkesin bildiği sır. Mesela örnek olarak Zeki Müren. Zeki Müren'in herkes eşcinsel olduğunu biliyordu ama bunu kimse dile getirmiyordu. İşte İsrail'in durumu da buna çok benziyor. Net rakamlar olmamakla birlikte İsrail 1967 yılından beri nükleer silahlara sahip, bu silahları 70'lerin sonunda Güney Afrika'nın desteğiyle bazı bölgelerde test etti. Sözde barışçıl amaçlar için kurulmuş nükleer tesisleri ise günümüzde plütonyum, uranyum ve nükleer silahlar için gerekli olan her türlü materyali üretmeye devam ediyor. Ve İsrail yakın zamanda enerji ihtiyacını gerekçe göstererek santrallerinin kapasitesini de arttıracak. Yani büyük ihtimalle ellerindeki savaş başlığı sayısı daha da yükselecek. Peki İsrail nasıl oldu bir nükleer süper güç oldu? Bu teknolojiye nasıl ulaştı? Kimler yardım etti? Bu soruların cevapları tahmin ettiğiniz gibi değil. İsrail'in nükleer silah macerası kuruluş gününe kadar gider. 1948 yılında İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olan Ben Gurion, ülkenin nükleer silahlara acilen sahip olması gerektiğini savunmuştu ve bunu ilk defa resmi olarak dile getirmişti. Ve bu tarihten itibaren de İsrail nükleer teknolojiye sahip olmak için bazı çalışmalara başladı. İlk etapta Amerika'daki Yahudi bilim adamlarıyla irtibat kurmaya başladılar. Onlardan yardım istediler, destek istediler. Bazılarını ülkelerine çağırdılar. Fakat bu noktada istedikleri desteği Amerika'dan alamadılar. Evet, önemli bazı bilim insanlarını transfer ettiler. Parlak öğrencilerini Enrico Fermi'nin derslerine gönderdiler. Fakat Amerikan hükümeti o tarihlerde İsrail'in nükleer güç olmasını istemiyordu. Başlangıçta Amerika nükleer teknolojinin kendisine ait olmasını istiyordu ve bir kısım müttefiklerini. İngiltere ve Fransa tamamdı ama İsrail bu iş için ideal bir aday değildi. İlerleyen yıllarda Amerika İsrail nükleer silahlara sahip olmasını istemiyordu. Çünkü Orta Doğu'da diğer rakibi Sovyetler de son derece aktifti. Washington yönetimi eğer biz İsrail'e nükleer silah verirsek ya da desteklersek aynı şeyi Moskova'da yapabilir. Moskova'da Mısır'a, Suriye'ye nükleer silah verebilir diye endişeleniyordu. Bu yüzden de 1960'lı yıllara kadar Amerikan yönetimi İsrail nükleer programına her zaman mesafeli kaldı. Fakat 60'ların sonunda İsrail kendi bağımsız nükleer teknolojisiyle kavuştuğunda ise Washington Tel Aviv ile gizli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Amerikan yönetimi İsrail nükleer programını sıkıştırmayacaktı. Denetmenlerini geri çekecekti ve İsrail'in uluslararası kamuoyunda sıkıştırılmasına da izin vermeyecekti. Karşılığındaysa İsrail hükümeti nükleer silahlarını her zaman gizleyecek, hiçbir zaman teşhir etmeyecek, kabul etmeyecekti varlıklarını. Neyse, biz 1949 yılına geri dönelim. 49 yılında David Bergman İsrail nükleer programının başına geçirildi ve çalışmalar başladı. İsrail bir taraftan uluslararası ortak arıyordu, öbür taraftan da kendi kaynaklarıyla neler yapabileceğini araştırıyordu. İsrail'in toprakları verimsizdi, kapasitesi son derece sınırlıydı. O yüzden de karış karış dikkatli bir şekilde araştırıldı, analiz edildi. Aranan şey ise Negev çölünde bulundu. İsrail ihtiyacı olan uranyumun önemli bir kısmını Negev'de bulmayı başarmıştı. Petrol arama bahanesiyle bölge analiz edilmiş ve gerekli miktarda uranyumun önemli bir kısmına ulaşılmıştı. Ama bu yeterli değildi. Daha fazlasına ihtiyaç vardı. Bu yüzden de Mossad yeteneklerini kullandı ve Avrupa ülkelerinden paravan şirketler kurarak nükleer teknoloji ve ham madde satın almayı başardı. Ama hala ortada ciddi bir sıkıntı vardı. Bu teknolojiye sahip olan bir ortak gerekliydi. Washington yanaşmıyordu. Kim olacaktı ortak? İsrail'in imdadına 1952 yılında Fransa yetişti. Aslında Fransızlar bölgede hep Arap yanlısı bir politika yürütürdü fakat 1952 yılında istenmeyen şeyler yaşanmaya başlayınca onlar da müttefiklerini gözden geçirmeye karar verdiler. Cemal Abdünnasır 1952 yılında darbeyle Mısır yönetimini ele geçirdi.
Nasır sol görüşlü bir askerdi. Batı ile ilişkileri pek iyi sayılmazdı. Avrupa'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı sömürgeci olarak görüyordu. Ve bu sömürgeciler önce Mısır'dan sonra da bütün Arap dünyasından defedilmeliydi. Nasır'ın bu tehlikeli fikirleri Paris'in hiç hoşuna gitmemişti. Bu yüzden de onlar bu noktada İsrail'i Araplara karşı destekleme kararı aldılar. Ve 1952 tarihinde Fransa İsrail'in nükleer çalışmalarını resmen desteklemeye karar verdi. Burada barışçıl amaçlarla bir nükleer reaktör kurulacaktı. Fransızlar İsrail'lerle beraber Dimona'da Negev Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin kuruluşuna başladı. Fransız hükümeti bir taraftan İsrail'li bilim adamlarını eğitiyordu. Bunun dışında İsrail'deki ham madde kaynakları değerlendiriliyordu. Neler İsrail'de üretilebilir, orada geliştirilebilir, nelerin Fransa'dan ya da başka ülkelerden gelmesi gerekiyor. Bütün bunların planları yapılıyordu. Ve bu sürecin nihayetinde 1957 yılında resmi olarak program sonlandı. Fakat İsrail 1958 tarihinde ilk nükleer reaktörün inşası için çalışmalara başladı. Fakat Fransızların yardımı sadece barışçıl amaçlarla sınırlı değildi. Fransız hükümeti İsrail'e aynı zamanda nükleer silah teknolojisi de tedarik ediyordu. Çünkü 1955 yılında Nasır Süveyş'i kamulaştırmış, buradaki bütün Batılıları kovmuştu. Bu yüzden de Fransa, Nasır ve diğer Arap ülkelerine karşı İsrail alenen destekleme kararı aldı. İsrail de bu durumu lehine kullandı ve istediği nükleer teknolojiyi her şekilde fazlasıyla elde etti. Dimona'daki Negev Nükleer Araştırmalar Merkezi 1962 yılında tamamlandı ve 63 yılı itibariyle de faaliyetlerine başladı. Başlangıçta 24 megawattlık kurulu gücü olan bu tesis ihtiyaç olunan miktardaki plütonyum ve uranyum üretmeye başladı ve iddialara göre ilk nükleer savaş başlığı 1967 yılında hazırlandı. Bu tarihler aynı zamanda Amerikan yönetiminin İsrail'de sıkıştırmaya başladığı zamanda ama az önce de dediğim gibi 69 yılında anlaştılar ve Amerika İsrail'in yaptığı her şeyi görmezden geldi. Aslında bir ara neredeyse test edeceklerdi. 73 yılındaki savaş sırasında İsrail ciddi bir bozguna uğrayınca Araplara nükleer silah kullanmaya karar verdiler. Hatta 13 tane savaş başlı uçakları yüklendi fakat son dakikada bu fikirden vazgeçildi. İlerleyen yıllarda İsrail nükleer silah testleri yapmak için farklı arayışlara girdi ve yine dedikodulara göre 1975 yılında Güney Afrika hükümetiyle anlaştı. Apartheid yüzünden ciddi anlamda ambargo ve baskıya maruz kalan Güney Afrika yönetimi askeri teknoloji ya da nükleer teknoloji elde edebilmek için İsrail'in teklifini kabul etti. 22 Eylül 1979 tarihinde Güney Afrika açıklarında Hint Okyanusu'ndaki Prince Edward Adaları'nın yakınlarında bir bölgede Vela 5 uydusu ciddi bir gamma patlaması tespit etti. Gelen verilere göre bu 3 kilotonluk bir nükleer patlamaydı. Bir atmosfer testiydi. Amerikan hükümeti daha sonra verileri reddetti ama başka kaynaklardan gelen bilgiler bunu onayladı. Bölgede bir nükleer test yapılmıştı. Resmi olarak asla kabul edilmedi ama bölgede İsrail, Güney Afrika'nın desteğiyle kendi nükleer denemelerini yapıyordu. 79'daki denemenin ifşasından sonra İsrail tarafı nükleer çalışmalar konusunda tam anlamıyla karanlığa büründü. Ta ki 1986 yılındaki o büyük ifşaya kadar. Mordecai Vanunu, Fas'ta doğmuş bir sefarat Yahudisiydi. Vanunu ve ailesi 1969 yılında İsrail'e göçtü. Savaştan sonra Tel Aviv Üniversitesi'ne giden Vanunu eğitimini tamamlayamadı fakat daha sonra Dimona'daki nükleer santralde teknisyen olarak çalışmaya başladı. Ve bu santralde çalıştığı dönemde İsrail nükleer programına dair çok şey öğrendi. Vanunu 1986 yılında Tel Aviv'den Londra'ya geçti ve burada Sunday Times gazetesinin muhabirlerine İsrail nükleer programını anlattı. İddiaları gerçekten de son derece ciddiydi. Onun söylediklerine göre İsrail nükleer silah kabiliyeti sanılandan çok daha büyüktü. Dimona'daki nükleer araştırmalar merkezi tam bir savaş fabrikası gibi çalışıyordu. Burada üretilen plütonyum ve uranyum miktarı çok daha fazlaydı. Bu da tahmin edilenden çok daha fazla sayıda savaş başlığı demekti. Vanunu'ya göre tesisin kapasitesi çok uzun zaman önce 24 megawatttan 75 megawata çıkartılmıştı. İsrail 80'li yıllardan itibaren de termonükleer silah üretmeye başlamıştı. İddialar büyük yankı uyandırdı fakat İsrail hükümeti hepsini tek tek reddetti. Ama bu sefer reddetmekte kalmadı. Vanunu'yu bir şekilde Londra'dan Roma'ya çektiler ve Roma'da Mossad ajanları onu yakalayıp Tel Aviv'e getirdi. Mordecai Vanunu Aşkenaz cezaevinde 18 yıl tutuklu kaldı. 2004 yılında serbest bırakıldı fakat yurt dışı yasağı kondu. Günümüzde İsrail resmi olarak nükleer silahlarını yalanlamaya devam ediyor. Fakat ellerinde çok ciddi miktarlarda nükleer silah olduğunda reddetmiyorlar. Başlangıçta da dediğim gibi sayı net değil ama eğer Vanunu'nun dedikleri doğruysa gerçekten de şu anda İsrail elinde 400'den fazla savaş başlığı bulunabilir. Yani İsrail teknik olarak istediği zaman, istediği yere, istediği şekilde nükleer bir taarruz gerçekleştirebilir. Ve daha ciddi olan taraf da İsrail'in nükleer enerji ve silahlar konusunda hiçbir şekilde denetlenmiyor olması. Tıpkı Kuzey Kore gibi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz
bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.